Mutezile'ye göre muteber değildir. Ehl-i Sünnet'e göre? Kaside-i Emali'de, Bedül Emali'de Ehl-i Sünnet'in metnidir o. Ve imanul mukallidi zu'tibarin bi enva'i delaili ken nisali. Mukallidin imanı muteberdir. Hem de ne gibi diyor? Bidat ehline, Ehl-i Sünnet dışı fırkalara, yani onların itikatlarına böyle efendim hedef alacak, tam 12'den vuracak. Oklar gibi, kuvvetli oklar gibi delillerle diyor. Yani o kadar ayette, hadiste delilimiz var ki diyor. Sen nasıl dersin ki herkes müştehit olması gerekiyor, çok araştırman gerekiyor. İşte Allah'ı bulurken, âmentü billahi ve melâketi da. Yani anamız öğretti, Sıbyan Mektebi'nde mi öğrendiniz, nerede öğrendinseniz, hala o imanla gitmiyor muyuz? E tamam, ne yapacağız? Allah'ı yeniden keşfedeceğiz. Nasıl keşfedeceğiz? Ay'a bakacağız, göğe bakacağız, güneşe bakacağız. O arada da biraz acaba gavur olacağız herhalde. Ondan sonra, aa buldum tamam. Lan ne buldun sen zaten? Bu yollardan geçilmiş diyorum sana. Bu yollar yürülmüş, aşınmış diyorum sana. Bu yollar çıkmış, Allah'ı bulmuş diyorum sana. Ehl-i Sünnet uleması hakikati bulmuş diyorum. İmam Rabbani böyle buyuruyor, bütün ulema evliya böyle buyuruyor. Tarikat diyorsan, Allah'ı bulmak diyorsan, seyri sülük diyorsan, çıkan yollar belli. Buradan adam yetişmiş, bunca evveli yetişmiş. İlim diyorsan, medreseler, Ehl-i Sünnet medreseleri. Doğu usulü, batı usulü, neyse. Batı derken Karadeniz'i kastediyorum. Avrupa Birliği'nin medreseleri yok herhalde. Ha şimdi, medrese usulü okumaktan hoca yetişir. Ya, ama orada da okuyan hepsi hoca olmaz. E tabii hepsi hoca olmaz ya, mübarek adam. Her tohum bir şey olur mu? Mahsul verir mi yani? Bunun firesi de var. Olsun, yine orada düzgün itikada sahip olur en azından. Medreseden çıkan adamdan Allah'ın izniyle ehl-i bidat çıkmaz. Büyük allame olmak herkese mahsus değildir. Ama yol bu. Şimdi onun için İmam Gazali Hazretleri bazı tabi nasihatler yapıyor. Bu talebe de ilim ehli. Onun için ona yaptığı nasihatlerde bazı kere de bu da bizi ne alakadar eder dediğiniz konular oluyor. Ben de onun için konuyu size, bize yani indirmeye çalışıyorum. Ta ki biz ne anlayalım, ne istifade edelim, bundan bizim dersten faydamız nedir? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Onun için biraz ders uzun gitti yani. Bitiremedik. Ama yanaştık bitirme.